Değerli basın emekçileri, biz bugün burada HDP Ekoloji Komisyonu, HDK Halkların Demokratik Kongresi ve Mezopotamya Ekoloji Hareketimiz olarak günlerdir bölgede, afet bölgesinde yaptığımız gözlemlere ilişkin bir takım bilgilendirmelerde bulunacağız. Ben size burada olan arkadaşlarımızı tanıtayım önce. Ben Menekşe Kızıldere Ekoloji Komisyonu eş sözcüsü, Ekoloji Komisyonu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Naci Sönmez, Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi'nden İlden Kibar arkadaşımız, yine HDP Ekoloji Komisyonu'ndan Melis Tantan, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Derya Akyol ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden, daha doğrusu Mezopotamya Ekoloji Meclisimizden Murat Bilgiç burada. Hepimiz bu gözlemlerimize ilişkin bilgileri aktaracağız. Biz günlerdir afet bölgesindeyiz. Hatay'dan başlayarak Malatya'ya, Amed'e, Adana'ya, illere ve ilçelere gittik, ziyaretlerde bulunduk. Halen orada bulunan ve kaldırılmayan enkazları inceleme şansımız oldu. Çünkü biliyorsunuz enkazlar apar topar kaldırılıyor. Bazen onlardaki bilgileri ve numuneleri alma fırsatı bile vermiyor. Bazı yerlerde gizlilik getirildi. Bunun birçok, bu afetin birçok etkisi var. Ekolojik etkisi bunlardan bir tanesi. Toplumsal, ekonomik etkisi ve afetin kötü yönetilmesi sonucu da çok ciddi bir insani kriz var. Bu insani kriz sadece insanları değil, diğer canlıları da etkiliyor. Çok yönlü, çok büyük bir yönetim ve insani krizle karşı karşıyayız. Dün yapılan çok ağır açıklamalar var, iktidar tarafından kabul edilemez açıklamalar var depremzedelere yönelik. Fakat Türkiye'den birçok kurum, neredeyse bütün Türkiye ve Kürdistan aslında afet bölgesinde, herkesin gözü kulağı afet bölgesinde ve dijital medya çağındayız. Bütün gerçekler ortada, fakat yine de bu yapılan propagandaya karşı bütün gerçeklikleri ortaya koymak, açıklamak ve gerçek bilgiyi vermek, buna uygun politika sunmak bizim görevimiz. Dolayısıyla biz de bu sorumluluk üzere sizlere bu gerçeklikleri iletmek istiyoruz. Çok uzatmadan ben sözü bu alanda bizlere bilgilendirme yapacak arkadaşlarımıza bırakacağım. Bir politik değerlendirmeyi Naci Sönmez, ardından afete ilişkin, enkazlara ilişkin bilgiyi İlden Kibar. Onun ardından Melis Tantan'dan ekolojik değerlendirmeyi, bölgeye ilişkin bilgiyi Derya'dan ve bu koordinasyonun nasıl yönetildiğini, bu dayanışmanın, bu devletin olmaması haline ilişkin dayanışmanın halk tarafından nasıl örgütlendiğine ilişkin bilgiyi de Murat arkadaşımız yapacak. Ben sözü Naci Sönmez'e bırakıyorum. Evet, değerli basın emekçileri, Menekşe'nin de söylediği gibi biz burada bir basın bilgilendirmesi için bir aradayız. Hemen hemen 4 gündür, 5 gündür bölgede çeşitli illerde yaptığımız temaslar sonucunda çeşitli değerlendirmelere sahip olarak karşınıza çıktık. Öncelikle şunu söyleyeyim, bütün hayatını kaybetmiş yurttaşlarımıza başsağlığı dilerken yaralılara acil şifalar diliyoruz ve doğal olarak da bu süreci hep birlikte dayanışmayla, birlikte yan yana, omuz omuza hareket ederek aşacağımıza inancımızı bir kez daha belirterek başlamak istiyorum. Bugün karşılaştığımız manzara sadece bir depremin enkazı değil esasen. Bir yönetim enkazıyla, Türkiye'nin yönetilme problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğiyle sahada da yüzleşmiş olduk. Zaten kendisini depremin olduğu saatten itibaren hissettiren Türkiye'deki bu yönetim krizi, tek adam rejimi, saray içerisinde odaklanmış olan ciddi bir diktatörlük rejiminin sonuç itibarıyla yarattığı o merkezci anlayışın, yerelleri yok eden katılımcılığı, çoğulculuğu esas almayan anlayışın iflasıyla karşı karşıya kaldığımızı hem biliyorduk hem de sahada görmüş olduk aynı zamanda. Yani bugün iktidar çevrelerinden yapılan açıklamaları izlediğimizde sanki Türkiye'de herhangi bir sorun yok. Muhalefet, muhalif kesimler, Türkiye'nin sivil toplumu, demokratik örgütleri, siyasal hareketleri sanki ortalığı kıyamet
varmış gibi lanse ediyorlar diye ifade etseler de dünkü açıklamalar da iktidar çevrelerinden çok ağır ve kabul edilemez açıklamalardı. Doğal olarak sahada bu durumu böyle olmadığını biz bizzat kendimiz gözlemledik. Yurttaşlarla yaptığımız temaslarda depremzedelerin ifade ettikleri, ortaya koydukları tespitlerde bizi doğrulayan nitelikteydi. Burada herhangi bir siyasi ayrıma, toplumsal zemindeki farklı siyasi duruşlara, etnik kimliklere, farklı cinsiyete sahip yurttaşlarımıza kime sorduysak yani bugün iktidara büyük bir öfkenin olduğunu ifade edebiliriz. Bu tabii esas olarak vahşi kapitalizmin, onun ranta odaklı, talana odaklı siyasetinin çökme halidir esas olarak. Yani ortada çöken şey sadece 10 ilimizden ibaret coğrafi yapının değil, esas olarak bugün dünyada liberal kapitalizmin, neoliberal kapitalizmin uyguladığı politikaların, özellikle bizim gibi ülkelerdeki inşaata dayalı, betona dayalı, ranta dayalı ve odaklı siyasetinin, politikasının çöktüğünün göstergesidir bu. Doğal olarak biz her zaman şunu ifade ettik, hiçbir zaman aşırı merkezileşmiş, yetkiyi tek bir merkezde toplamış iktidarların hiçbir şekilde güçlü olamayacağını, toplumun hiçbir ihtiyacına çözüm üretemeyeceğini yıllarca ifade ettik. Ama böyle bir afet yaşanması gerekmiyordu bunun görülmesi için. Bunun görülmesi için kayyum atanan belediyelerin, yerel yönetimlerin gücünün tırmanması sonucu bu duruma geldiğimizin görülmesi ve bu resmin ortaya çıkması için binlerce yurttaşımızın taş yığınlarının altında kalması gerekmiyordu. Asla bunu kabul etmiyoruz. Böyle afetlerle sınanmak istemiyoruz biz. Türkiye toplumu bunu hak etmiyor her şeyden önce. Doğal olarak bunu nerede gördük biz? Sahada şöyle de gördük. İktidar kendi güçsüzlüğünü o ilk andan itibaren, ilk saniyeden itibaren, depremin olduğu ilk anlardan itibaren sahada olmayışını, 2-3 gün hiçbir şekilde sahada olmayan devletin esas olarak bu güçsüzlüğünü deşifre edilmemesi için, açık edilmemesi için, açığa çıkmaması için sivil topluma, dayanışma gösteren yurttaşlara, gönüllülere karşı nasıl bir politika içerisinde olduğunu da ne yazık ki çıplak bir şekilde izlemiş olduk. Bugün biliyorsunuz Pazarcık'ta HDP'nin koordine ettiği gibi siyaseten bu işin hiçbir zaman propagandasını yapmadık. HDP ve bütün dost müttefik örgütlerimizin birlikte koordine ettiği kriz koordinasyon merkezine bile kayyum atayan zihniyetin esas olarak ben bilirim, ben yaparım, ölmüşse de yurttaşlarımız ben bunu hallederim zihniyetinin sonucudur. Esas olarak bu zihniyetin artık bu depremle birlikte en azından giderilebileceğini, bu iktidarın yol edilebileceğini ve Türkiye'de daha demokratik, katılımcı, şeffaf, özgürlükçü bir yönetim anlayışına kapı aralayabileceğimizi, demokratik ve ekolojik bir cumhuriyetin en azından inşası için bir üçüncü yol açılabileceğini de buradan ifade etmek isteriz. Bunun için güçlerimizi seferber etmek gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki bunun etkileri çok büyük. Siyasi sonuçları olduğu gibi yani bu hayatlar kolay kurulamayacak. Aylarca belki de yıllara yayılan ciddi bir onarım sürecine ihtiyaç var. Ve bunun için de yine bu iktidar değişikliğinin zorunlu olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü eğer bu anlayışla devam edersek 99 depreminden nasıl ders çıkartmamışsak 2023 depreminden de ders çıkartamayan bir zihniyetle karşı karşıya kalacağız. Ve asla bu işleri toparlayamayacağız diye düşünüyorum. Şimdi son olarak da şeyi söyleyeyim. Dün iktidarın diline bakacak olursak ki ülkenin tepesinde bulunan ve bu ülkede Cumhurbaşkanı hüviyetiyle topluma seslenen Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları gerçekten çok feci attı. Yani buradan bir kez daha bunu kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Şerefsizlik, namussuzluk, ahlaksızlık olarak bir toplumun bir kesimine ya da bu süreçte bir takım tespitlere ve sonuçlara varmış olan kesimlerin yaptıkları açıklamalara ve uyarılara ve yapıcı ve onarıcı uyarılara bu şekilde yaklaşmanın her şeyden önce ötekileştirici bir dil olduğunu, bir anlayış olduğunu ifade etmek isteriz. Bu dille Türkiye ve bu coğrafyada halklarımız asla ve asla demokratik bir ülkeye yaşama kavuşamazlar. Bir defa bu zihniyetin mahkum edilmesi lazım. O nedenle Türkiye'de her şeyin artık bu ülkede kesinlikle bu depremden ve depremden öncesi ve sonrası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir deprem öncesi Türkiye,
ve depremden sonra Türkiye noktasında artık toplumun inisiyatif alması gerektiğini, bu ülkedeki demokratik güçlerin, kadınların, gençlerin, ekolojistlerin, bütün yurttaşların sorumlulukları alarak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle bir kez daha buradan arkadaşlarımız sizlere değerlendirmeler yapacaklar. Bu işin tabii insani boyutu var, ekolojik boyutu var, sağlık boyutu var, toplumsal onarım boyutu var. Tüm bu yönleriyle de o bilgilerin de çok kıymetli olduğunu şimdiden ifade etmek isterim. Bu bilgilerle yeniden halkımıza başsağlığı diler. Yan yana, omuz omuza dayanışma içerisinde önümüzdeki süreci örgütlemeyi temenni ederim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de öncelikle hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bizler depremin ardından Hatay'dan başlayarak Maraş, Antep, Adıyaman, Malatya'da depremi gözlemleme şansımız oldu. Depremin hala 15. günde, bugün 17. gününe girdik. Hala gerçekten barınma problemlerinin, gıda ve hijyen problemlerinin olduğu bir gerçek. İnsanların sağlıklı ortamlara ulaşamadığına tanık olduk. Hatta şu örnekleri vermek gerekirse 1000 kişiye yakın insanın tek bir tuvalette sağlıksız, hijyensiz koşullarda yaşadığına tanık olduk. Özellikle kadınlar ve çocuklar için bu ciddi bir risk de oluşturuyor. Bir anlamıyla birçok ilde de uyuz gibi hastalıkların başladığını, aslında bulaşıcı hastalıkların başladığını ya da mantar gibi problemlerin olduğunu da yine gözlemleme şansına sahip olduk. Şimdi bugün baktığımız yerden aslında kent politikasının nasıl yanlış ve doğayla uyumsuz şekilde yapılmasının sonuçlarını hep beraber maalesef ki acı bir şekilde de tekrar tekrar da görmüş olduk ve bundan sonrası için de hızla kent politikalarının doğayla daha uyumlu, gerçekten doğaya rağmen değil ama doğayla birlikte kurulması gerektiğine tanığız. Ve bizim gözlemlediğimiz en önemli mevzulardan biri de tüm şehirlerde aslında köylere bir göçün olduğu ve köylerde gerçekten sağlıklı bir yaşamın olduğuna dair de bir gözlemimiz var. Demek ki bizler de kentleri köy gibi ve doğayla uyumlu bir politikayla uyumlu hale getirebilirsek çok daha başarılı olacağızdır. Yine iktidardan duyduğumuz kadarıyla hızla işte 1 Mart'ta başlayacak olan yapılaşmadan ve 3 ay içerisinde bitecek bir yapılaşmadan bahsediyoruz. Ancak bu yapılaşmaların hızla yapılması gene bilimden uzak ve betonarme şekilde olacağı için bunlara bir dur demek de gerekiyor. Özellikle bir yıl boyunca sarsıntıların devam edeceği, artçıların devam edeceğini bildiğimiz ve zemin etüdünün yapılmadığı, henüz yapılmadığı bir noktada yeniden hızla bir kentleşme politikası başlı başına farklı farklı sonuçlar da beraberinde getirecek. Bunlara hızla gerçekten bizler de hızlı bir politika yerine bilimsel, doğayla uyumlu çalışmaların yapılması gerekiyor. Enkazlar gördük, evet bütün illerimizde maalesef. Enkazların hızla, gelişi güzel, kontrolsüz bir şekilde kaldırılması durumu söz konusuydu. Bunların en önemli mevzularından biri de esasen hala içerisinde insan olması, ölülerimizin enkazlarda olması en önemli problemlerden bir tanesiydi. Bugün gelişi güzel harfiyatlar kaldırılıyor ve insanların vücut parçalarını farklı farklı yerlerde gözlemlediklerini oradaki depremzede arkadaşlardan almış olduk. Bu en önemli bir problem. Her şeyden önce sadece bir sayı değildir o ölülerin hepsi. Yani insanların gerçekten sevdikleri, annesi, babası, kızı, çocuğu vardır. Bu anlamıyla ölüye saygı her şeyden önemlidir. Bu enkazları direkt kaldırmak yerine öncelikle ölülerimizi oradan çıkartıp gerçekten saygı çerçevesinde de görevimizi yapmak en önemli işlerden bir tanesiydi. Ancak bugün gözlemlediğimiz kadarıyla hızla enkazlar kaldırılıyor ve gelişi güzel farklı farklı yerlere atılıyor. Yine bu hafriyatlar için yani bu molozlar için söyleyecek tek şey var. Bunların tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi gerekiyor ve buna göre bir bertaraf sürecine gitmesi gerekir. Ancak gördük ki bütün hafriyatlar gelişi güzel, kontrolsüz bir şekilde işte İslahiye'de yaşam alanlarının hemen arkasında bir noktaya, insanların çok yakınına boşaltılıyor. Ya da işte biz Besni'de gördüğümüz bir şey, yolun kenarına dökülen hafriyatları gördük ve yolun kenarındaki hafriyatların tarım alanlarına da çok yakın olduğunu biliyoruz. Şimdi biz şu veriler de elimizde esasen. Eski binalarda asbest olduğunu biliyoruz ve bu asbestin insanlara ne kadar zarar verdiğini ve çevre için, doğa için ve insan için, tüm canlı türler için zararlı olduğu hakkında fikrimiz var.
asbestle binaların kontrolsüz bir şekilde her alana dökülmesi hem insan sağlığı hem canlı sağlığı hem de doğa açısından sıkıntılar yaratıyor. En azından geride kalanların daha sağlıklı ortamlarda yaşayabilmesi için bu konuda daha özel çalışmalar yapılmalıdır. Tüm şehirlerde yoğun bir toz bulutu var. Yani hani asbest olmasa da iyi inanılmaz toz bulutu var. Bu sebeple orada yaşayan geride kalan arkadaşlarımıza özellikle maske kullanımı ve benzeri önlemlerin alınması noktasında da hep beraber aslında bir çalışma da yapmamız gerekiyor. Yaşadığımız felaketlerden sonra gerçekten gördük ki rantsa dayalı politikalar bambaşka bir noktaya götürüyor. Sadece eski binaların değil, orada çokça işte 3 yıllık, 2 yıllık, 6 yıllık, 6 aylık binaların da yıkıldığına tanık olduk. Ve birçoğunun gerçekten kurulmaması gereken işte tarım alanlarında ya da bataklık olarak bilinen yerlerde kurulduğu için ya da gerçekten işte kolon kesilmesi ve benzeri üzerinden bir yıkım ve bir felaketle karşı karşıyayız. Belki bundan sonrası için örmemiz gereken şey hakikaten doğaya uyumlu, insanların toplumsallığı da yaratabildiğimiz bir ortamı yaratmak diyeyim ben de. Ben de diğer arkadaşlara, Melis arkadaşımıza sözü vereyim. O da eksik kaldı. Merhaba. Ekolojik varlıklar açısından aslında depremin etkisi oldukça büyük. Aslında birçok etkisini de henüz bilmiyoruz. Öncelikli olarak aslında bu coğrafya ağırlıklı olarak barajların bulunduğu bir coğrafya. Hani ilk yapılan açıklamalarda barajlarda bir sıkıntı yaşanmadığı açıklandı ama biz hani hem sivil toplum örgütleri, hem ekoloji örgütleri, hem de halk olarak aslında bunları yerinde gözlemleme ve sorunları tespit etme şansımız olmadı. Hükümetin açıkladığı sözlere sadece biliyoruz. Onun haricinde yine bu coğrafya depremin etki alanı açısından baktığınızda aslında nükleer santralin bulunduğu bir yer. Mersin'de biliyorsunuz ki depremin etkileri oldukça hissedildi. Hatta son daha Hatay'da yaşanan depremde yıkılması beklenen, yani ağır hasar alan da bir bina var. Nükleer santralin de yine hasar almadığına yönelik bir açıklama var ama bu açıklamalara güvenilmediğini yine nükleer karşıtlarının açıklamalarından biliyoruz. Bunların hepsinin aslında bölgede hem bu baraj politikaları hem de işte bu güvenlikçi politikalar ve enerji politikalarının doğayla uyumlu işletilmediğini ve bu tüm gerçeklerin de açığa çıkartılması gerektiğini aslında bugün açısından söylemek mümkün. Yine İliç tarafında, yine depremin etki sahası olarak düşündüğümüzde Erzincan İliç'teki belki bölgedeki en büyük altın madeninin olduğu gerçekliği var ve yakın zamanda yine bir siyanür sızıntısının yaşandığı bir bölge. Dolayısıyla aslında bir tüm Fırat Havzası'nın etkilenme durumu var ve büyük bir risk taşıyor. Ve ama bu deprem sonrasında oradaki etkileri açısından da bu sonuçları bilmiyoruz. Deprem bölgelerinde bu tarz büyük yatırımların, bu tarz büyük projelerin tehlikeli, hem doğaya hem de insan hayatına aslında tehlikeye atan projelerin gerçekleşmemesi, yapılmaması gerekiyor. Deprem, yani bu yaşadığımız deprem, bu felaket aslında bunu bir kez daha gözler önünde sürmüş durumda. İlde'nin bahsettiği şey aslında birçok hani bu coğrafyada gezerken tarım arazilerinde, göl kenarlarında, sulak alanlarında yerleşimlerin olduğunu tespit ettik. Aslında yıkımın en ağır olduğu yerlerde bu alanlarda özellikle. Evet, zemin yapısının daha kayalık olduğu, daha sağlam olduğu yerlerde de yıkımlar var. Ama mesela Gölbaşı tarafında göle yakın olan yerdeki yıkım, gölden uzak olan yerdeki yıkımlar epey fazla. Bunların hepsinden aslında bir ders çıkarmak gerektiğini, hem beton yapılaşmaya karşı durmak hem de zemin açısından, yani insanların yerleşim alanlarını kurmak açısından da daha doğaya uygun, daha iklime uygun yapılar kurmak ve yerleşim alanları kurmak gerektiğiyle ilgili sonuçlara çıkarmamız gerekiyor bu deprem sonrasında. Yine asbestten bahsettik. Aslında asbest, tabii ki yıkımlar asbest tozu yaratıyor ama bu asbest tozu kentlerde şu an hafriyatlar kaldırılırken birçok aslında canlının hayatını etkiliyor. Kent merkezlerinde ya da yakınının olduğu her alanda asbest tozu solunuyor. Bunlar sadece insanlar değil, hani oradaki canlılar da soluyorlar. Asbestin riskleri açısından şu an öngöremediğimiz, yakın zamanda öngöremeyeceğimiz aslında büyük sağlık problemleri var. Bunların yıkımlarıyla ilgili asbest uzmanlarının büyük uyarıları oldu ve bunlara uyulmayacağını da gözlemliyoruz. Çünkü biz burada bu açıklamayı yaparken hala aslında
hafriyatlar kaldırılmaya ve yıkımlar yapılmaya devam ediyor. Burada bir ayrıştırma vesaire söz konusu değil ne yazık ki. Asbesti ve diğer kimyasal maddeleri ayrıştırma noktasında. Yine depremden sonra kurulan çadır kentlerle ilgili basına yansıyan bizlerin de paylaştığı görüntüler oldu hatırlarsınız. Çadır kentlerin kurulduğu alanlarla ilgili bölgedeki arkadaşlar daha detaylı değineceklerdir ama özellikle Diyarbakır'da kurulan çadır kentin ve Hatay Samandağ'da kurulan çadır kentin sulak alanların kenarına kurulduğuna tanıklık ediyoruz. Diyarbakır'da özellikle hani şehrin uzağında soğuk bir bölgede taşkın alanının olduğu bir bölgede yine Samandağ'da hatırlarsınız tsunami uyarısı yapıldı. Sonra geri alındı ama en nihayetinde yine deniz kenarında herhangi bir tsunami olmasa bile aslında insanların yaşam alanı olamayacak bir yer olarak seçilen bir çadır kentin varlığını görüyoruz. Dolayısıyla bunların hepsinin aslında insan merkezli, yaşam merkezli bir politikanın olmadığını, depremden de bir şey öğrenilmediğini gösterdiğini düşünüyoruz. Yani bu hem çadır kentlerin yerleşim alanı hem işte hafriyatların dere alanlarını hatta insanların içme suyuna karışma riskini de taşıyacak şekilde dökülmesinden hareketle aslında buradan bir çağrı da yapıyoruz. Hem bu çadır kentlerin daha insani koşullarda ki alanlara çekilmesi, sulak alanların aslında kendi ekosistemlerinin korunması ve doğayla iç içe yeni yaşamların kurulmasıyla ilgili de bir an önce önlemlerin alınması gerekiyor. Çünkü bu bugün bitmeyecek. Deprem bölgesinde, deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Depremlerle yaşamaya devam edeceğiz ama doğayla uyumlu yaşadığımızda bunun etkilerini tüm yaşam alanlarında daha az hissediyor olacağız. O yüzden buradan çağrımız da hem çadır kentler hem de yeni bir yaşamı kurmakla ilgili tüm önlemlerin iklim ve doğa dostu şekilde alınmasına yönelik olacak. Öncelikle hepinize geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum. Bugün 17. gününde 10 ili aşkın ve yüzlerce yerleşim bölgesini etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşamış olduk. Kimi yerlerde %90'ı geçen, kimi yerleşim yerlerinde %50'leri bulan bir yıkım söz konusu. 15 milyon kadar insanı, milyonlarca canlıyı etkileyen, aslında yeryüzünün bir gerçeği olan deprem, yaşadığımız coğrafyanın gerçeği olan bir deprem, bir felakete dönüşmüş oldu. Yine arkadaşlar sağ gözlemlerinden bahsettiler. Bugün en önemli sorun herhalde insanların yaşamlarını sürdürülebileceği, bu yıkımdan sonra yaşamları nasıl sürdürebileceğinin çelişkisini yaşıyor olmaları. Çadır kentler de sürdürülebilir bir yaşama elverişli değil. Hiçbir çadır kent değil. Hem hava koşullarının çok soğuk olması hem çadır kentlerin kurulduğu alanlar açısından da bu sürdürülebilir bir yaşam olmaktan çıkıyor. Hem hijyen koşulları doğrultusunda hem özel ihtiyaçların giderilememesi noktasında. Yine koordinasyonla ilgili bilgiyi Murat arkadaşımız verecek ancak biz burada en çok özellikle depremin yaşandığı günden itibaren toplumsal bir örgütlenme dolayısıyla insanların hemen deprem bölgelerine giderek bir refleks göstermesi oldu. Sadece bu temel yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya değil, ayrıca enkazların altından ne kadar insanı kurtarabiliriz şeklinde bir çalışma da gerçekleştirildi toplumlar tarafından. Yine bugün hala depremler devam ederken yine yaşam koşullarının oluşturulmamasından kaynaklı insanlar hasarlı yapılara da girmek zorunda kalıyor. Çünkü farklı bir yere gitmek insanlar için şu an yapabileceği şeyler değil. Çünkü enkazın altında hala belki cenazelerini alacakları aile bireyleri var. Dün de Hatay, iki gün önce de Hatay'da yaşanan depremde de yine ağır hasarlı binalara girdikleri için enkazın altında kalan insanlar oldu. Ayrıca göç mevzusuna da değinmek gerekiyor. Deprem yaşanan bölgelerde farklı kentlere giden yurtlara yerleşen ailelerin hızlıca yeniden kentlerine, yaşam alanlarına dönük bir politika da geliştirmek gerekiyor. Yine şey dedik ki 15 milyonu
15 milyon insanı etkileyen bir deprem oldu dedik. Ancak yine bir sürü hayvanın, bir sürü canlının yaşamı da yok edilmiş oldu. Bugün Galeria'da bir yıkım gerçekleştiriliyor. İçinde 14 tane can, 12 kedi, bir kuş ve bir köpeğin olduğu bilinmesine rağmen 50 metrelik bir merdivenin olmamasını gerekçe gösterilerek Galeria'da bir yıkım gerçekleştiriyor. Orada kendi evini paylaştıkları hayvanları binanın önünde seslerini duyurmaya çalışıyorlar ve maalesef hiç herkesin sesi kısık kalıyor ve bir yıkım gerçekleştiriyor şu an. Dediğim gibi toplumsal refleksle ilgili bilgiyi de Murat arkadaşımız verecek. Teşekkür ediyorum. İcma'ım yaradır basibe. Yani erdheş ve kemü hevalanizman tiştek huzaiye perçe huzaiye cihan pergala cihan hu be erdheja de domine tiştek ku emweka nu kavmiye bigrindes nine li erdheje ka ku perçe huzaiye be hazar salaya demavite pekte perskireka ku iro çima au qas xezeb bixraani yani hem cibum ro ve hem cibu zindiya perskire persa ku emdivej xubkin eve ev bersva veji em çıqaş qazay qatiyan çıqaş nerina ekoloji em durketin çıqa taybetmendi jingeha xwe mevandakir au qas tişte qazay bun xezeb ub serime dabariyan ev erdheş de hala yekemin tiştek nişanı meda edi tüttiştek ne le peşiya taybetmendi jinge hakku emle dijine ev rastiye nişanı meda rastiye düyemin ku nişanı meda hala esasi ku ezel seri ravestim ev bazda milyon insan u bin milyona zindiye cüda ku erdheja jeb bandor bun me dit ku reveberiya navendi tune bu reveberiya navendi ku duga ez çıqa bi hezbim ewe avqas pırskirik luverin çare serkirin di pırskirika yekemin da medik ku reveberiya navendi ji pırskirika çıqa dure çıqa ji jingeha çıqa ji taybetmendi herima qatandi tevdigere yeku alikariye saz kirin diysa kebun saziv dezgehe ve civaki bun saziv dezgehe kutuhazın bu kadinin le de berfadan irol ser piyaman hemu bajeri erdheje yeku despeke giştini ev saziv dezgehe civaka ve civaki bun vallat parize ve civaki bun partiye ve civaki bun ev erdheş çi nişanı meda reveberiya facihi çıka giringe mirov jibu titişkin nikare bi terkine ve nişanı meda heke reveberiya facihi iro behestir biya saziv dezgeha bi imza yek di şevekta ne girtana bi polisu bi kayyumi hunatana seri ez barim ev encami ku derketin ev pır hesantır çare serbune teni Şaredariye Ahmed'i heker kayyum del servan buna. İro pırskireka horneya vi geli nedim ma. Dö hep, se hep şaredariye ku e gündane, e beldane ku kayyum ne çüne seri em iro leydinlerin her yekil çenciya horna milleti peşvaz itkin. Jibu ev geli ve herimi bir çinemine peşvaz itkin. Heke Ev şaredariye ku kayyum avetin seri kayyum kiye kayyum jikidin hatiye taybetmen diye vi gelin zane nizane dinamike ve ernigariye çinne çe evil küçü çava ve nizane ye ku pırskirika çare serbike facihi bukhuya reveberiya facihi bukhuya sazik dezgeye facihi bukhune ev erdheş nişanda ku saat beyince şeveki e ku eşa vi geli dıhındırı hıda his dikin de çaru
Hevda da erdheş çe bu de pence şebeke da karın bir gijin hev bejin ka erdheşek bir vi havi çebiye em karın çıpkin. Le em irot pırsın gelo hükümete navendiye kutbe her tiş minva tekildare saat çanda da çan roş duda civyan got nemi çıpkin. Heke raçavi meyi ku hemu bajaran se roş, çar roş, penj roş alikariye hükümete navendi hatmin raçavi vi havi hebin ve demi liver şaşiyek heye saziv dezgehe vi geli ye sivil saat peynce şevek yapıgre civiyan tevi vi geli li dünyayı belki minaka komineka nü nişandan komineka ku mirov pırskireke hukare çava çare serbike lehember hemu astenkirina hevali mehin astenkirina nişan binafkirin li bi dehan sala astenkirini kuvan biçük bikin lehemberi vanji sazı yüdezgehi vi geli nişandan komina hemdem ku pırskireke çare serbike ve çava ve u ev minak ji iropeva nişana ku reve birna huacihi meclis meclise ku pırskireke teda nikaş bikin o derde ku derman bikin evi çava ve ev minak ki bujmara edi tişti kut keveser mecvi minaki embre kevin navendana huacihi abhez bikin ev huacihine eku derdi me bivinin ev huacihine eku derdi me derman bikin pırskireke çare ser bikin minak bivi havi bu saat bence şevaki tevi ku kesi civiyan ev bukhoji mağduri erdheje bun disa civiyan ne gotun en bukhoj de hele dane bivi havi naha emkarın bejin gele ve ernigariye nişanda ku behemu hebuna khu heke sazı yudezgehi rev reçune rast nişandın jukho ev jubu pırskireke yok çareser ki nişan amada ne de pırskireke çareser kirini da sazı yudezgehi vi geli geli valat pariz geli mirovhez hemu behevra nişana kominek nişandan o lehemu bajara me bıqası hizla khu hevda ku çareseriya binin li ev em jive soz dedin ku emi khu jivijdani tıqas rekira neylen ji iropeva em jive soz dedin ku ji iropeva evi vi geli khu u pırskireke khu neyle ji vijdani qasrav u navendi ku haya vijvan tine emi jivan encama derkhin u lgor vi sazi u dezgehi khu ye khu cihi خورتر بکن سپاس کن. تکرار باشیم.